Merhaba arkadaşlar. İlk iki videomda size kahramanlardan bahsetmiştim. Şimdi bu kahramanların kalenizin duvar kısmında kahraman mevkisine girdiğinizde 7 tane kahraman mevkisi var. Bunlar yönetici, inşaat memuru, kaynak memuru, araştırma alemi, doktor, asker toplama ve gardiyan şövalye. Şimdi ben kendime göre yapacağım. Çünkü herkes de aynı kahraman olmayabilir. Aynı özellikler olmayabilir. Aynı nitelikler olmayabilir. Bu yüzden ben kendime göre yapacağım. Siz de elinizde olan imkanlara göre yapmaya çalışın. Kahramanlarınıza göre. Şu an Bartoldi bende açık inşaat memuru. İnşaat memuruna Bartoldi'yi koyduğumda görüyorsunuz yiyecek ve odun tüketimin ne kadar azalttığını rakamlarla görebilirsiniz. Aynı zamanda Bartoldi'nin üzerine inşaat hızını arttıracak ekipmanlar koyduğunuz zaman bu sayı gayet yükseliyor. Yaver'in inanın hatırlamıyorum kaçıncı popülaritede açıldığını. Fakat onun yanına ek bir kahraman koyabilirsiniz. İnşaat basarken. Mesela Valkyrie'ninkisi iyi. Onu koydum. Artı 0,8 arttı. Kullandıktan sonra mesela bu Bartholdi'nin özel yetenekleri de var. Size kahraman kısmını da gösterdiğimde bakın şu an ekranınızın sağ alt kısmında kitap bölümüne tıkladığınızda bu şekilde üstte yazan hepsi Lord, Ejderha, Kahraman. Kahramana geliyorsunuz. Kahramandan Bartholdi'nin olan şeylerini seçiyorsunuz. Şu an ben seçili olduğum için buradan şey yapamıyorum. Mesela her bir kahramanın çeşitli özelliklerini burada görüyorsunuz. Ben hepsini kullandığım için şu an bu şekilde buradan seçip onu aktif edebilirsiniz. Buradan Bartholdi'nin yeteneğini aktif ettiğinizde inşaat bir sonraki inşaatınız için odun ve yiyecek tüketmeyecek. Eğer yıldızını arttırırsanız demir ve mitril tüketmeyecek. Bu şekilde inşaat memurunu geçtik. Araştırma alemine gelelim. Araştırma alemine geldiğinizde neydi bu araştırma alemleri? Bir saniye. İnan isimler yabancı olduğu için isimlerini unutuyorum. Julia ve Sonya. Julia ve Sonya ikisi de bilim olduğu için direkt bunu zaten hiç sormaya gerek yok. Araştırma bilimine kullanıyorum. Julia'nın görüyorsunuz gene tekrar mevki özellikleri aşağı doğru ilerliyor. Araştırmada odun tüketimi, yiyecek tüketimi, bitirol tüketimi yükseltmek için giderleri arttır. Teknoloji araştırması, taş tüketimi falan filan. Bunları görüyorsunuz orijin, şey mevki özelliğinde. Orijin özellikleri tekrar orijinal özelliklerin alt tarafında tekrar yazıyor. Bu benim kalemin kendi özellikleri. Ve kahraman niteliği. Kahraman niteliklerinde bakın eksiyle gözükenler hepsi aslında sizin için kötü değil. Eksi dediği zaman giderleri tüketimin azalttığını ifade ediyor. Bu kadar tüketimin yaptığını ifade ediyor. Sonya da aynı şekilde aslında Sonya sadece şey için kahraman sarayı değil bilge kulesi için kullanılıyor. Ama gene de bilim düşürücü yapıyor. Araştırma alemi böyle. Eğer sizde bu kahramanlar yoksa bunun yerine bilimi düşüren kahramanlardan kullanabilirsiniz. Doktor değil. Şimdi size yöneticiden bahsedeyim. Yönetici kısmında ise tekrar savaş kahramanlarından bir tanesini seçmenizi tavsiye ederim. Yönetici kısmında size önemli olan birlik yükü, yürüyüş hızı, yürüyüş birliklerin üst limiti gibi şeyler lazım. Nitelikler lazım. Yönetici ceret yaptığımda yürüyüş hızım artıyor. Benim yaptığım bu şekilde. Yürüyüş hızım artıyor. Fakat ben yürüyüş hızı lazım değil. Benim yürüyüş boyutum lazım. Bu sefer sermaye koyuyorum. Çünkü sermaye niye koyuyorum? Sermanın güzel özel bir özelliği var. Sermanın yeteneklerini doldurduğunuzda
Selma'da yürüyüş hızı arttırabilirsiniz. Level 40 mesela. Yetenekler, beceri. Aşağıda savaş kısmına aşağı doğru indiğinizde dikenli çiçeğin mızraklı kritik şansından hemen altında iki tane olan siyah kemer ve bu aynı şekilde dörtte de var. Maksimum yürüyen birlik sayısını arttır. Bunu açıyorum. İstesem 40'ta tam doluyor arkadaşlar. Ama piyadeyi savunma ve sağlığını yüksek tuttuğum için az doldurdum. Her yükselttiğinizde 750 birlik artar. 750 birlik artar. Aynı zamanda ben ona bir ekipman da ekliyorum genelde. Bu ekipman budur. Şeytan arbaleti. Eğer şey yapacağım zaman bunu yönetici kısmına koyacağım zaman, çünkü burada da yürüyen birlik üst limitin arttır var. Az önce 12.000'di. Şimdi tıkladığımda 13.400 oldu. Az mı? Aslında az değil ama yüzdelik olduğu için güzel bir sayı. Yönetici de arkadaşlar, bilmeniz gereken şeyler bunlar. Şimdi gelelim örnekli vereceğim asker toplama memuruna geliyoruz. Şu an hiçbir kahramanım yok. Hemen yeteneklerimi alıyorum. Evet, acemi birliğinde. Evet, asker eğitiminde. Evet. Şu an her şey hazır ve sadece kahraman yok. Geliyorum, okçunun üstüne tıklıyorum. Kahraman yok. Kahraman olmadığı şekilde level 8 okçu 3000 tanesi 20 saat sürüyormuş. 3000 tanesi 20 saat. Kahraman mevkine geldiğimde asker toplum memuruna JRT eklediğimde tekrar geliyorum. 7500 tanesi 42 saat. 3000 tanesi 20 saat. 7500 tanesi 42 saat. Aşağı yukarı 1,5K'ya fazla üretebilmenize olanak sağlar. Bu sadece okçuda böyle 1500. 4 kışla da 6000 asker yapar ve bu gerçekten güzel bir kar. Asker toplama memurunun arkadaşlar, jeretin kendi özelliği zaten asker birliği sayısını arttır, asker hızını arttır. Bunlar zaten kendi özelliği. Üstüne de ekipmanları eklediğinizde gayet güzel bir oran ortaya çıkıyor. Doktorda arkadaşlar ilkini büyük ayı tavsiye ederim. İkinci ise ben de bu kalede olmadığı için Valkyrie'ni kullanamıyorum. Valkyrie'nde arkadaşlar %3 aslan kapasitesini arttır var. Aktif yetenek olarak. Aynı zamanda büyük ağının da genelde kaynak toplamadığım için doktora koyuyorum. Ama kaynak toplayacağım zaman kaynak memurunda kaynak toplayacağım zaman büyük ağa koyuyorum, çünkü onun özellikleri kaynak toplama hızı. Görüyorsunuz hemen özellik değişiminde %14'ler hemen arttı hepsi. Hiçbir ekipmansız. Ama boş zamanlarında, yani kaynak toplamadığım zamanlarda, savaş esnasında veya savunma durumunda duracağım zaman doktora koyuyorum. Yanına da Valkyrie gelince Valkyrie'ni ekleyeceğim. Bu şekilde doktoru da kapatıyorum. Yönetici, inşaat, kaynak, araştırma alimi bitirdik. Doktor geçtik. Ve gardiyan şövalye. Gardiyan şövalye arkadaşlar. Pardon. Gardiyan Şövalye, sizin en iyi kahramanınızı kullanın. En iyi kahramanınızı kullandığınızda gene sağda gördüğünüz gibi kahraman nitelikleri yükseltir. Yani bu savunma yapacağınız zaman, kalenize savunma yapacağınız zaman en iyi kahramanınızı takmanızı tavsiye ederiz. Bu şekilde savunma yaparsınız. Şimdi bu yönetici kısmında Selma'yı koydum.
Selma'nın özelliklerinde, kahraman niteliklerinde yürüyüş boyutunu arttırdığını söyledim. Aynı yetenekler Christina'da da var. Şöyle göstereyim. Aynı becerilere girdiğimizde tekrar karşılıklı gördüğünüz gibi maksimum yürüyen birlik sayısını arttır var. Fakat Christina'yı koyduğunuzda bu özellik aktif olmaz. Nedenini ben de bilmiyorum. Fakat Dünya Kupası'nda denemiştim. Olmamıştı. Yürüyüş boyutunu arttırmıyordu. Kahramanları da bu şekilde bahsettim arkadaşlar. Kahraman mevkilerinde. Tabii ki herkes de aynı kahraman olmayabilir. Aynı kahraman parçaları olmayabilir. Siz de elinizde olan imkanlara göre hareket edin. Fakat hepsi açıksa hepsini kendi niteliğiyle, kendi özelliğiyle kullanmaya çalıştığın zaman daha iyi gelişim ve daha iyi bir savaş durumu alabilirsiniz. Elimizde olan kahramanların hepsinden size bahsettim. Bir hatamız, bir kusumuz varsa affola. Yeni gelecek kahramanlarda tekrar sizle birlikte olacağım. Hepinize teşekkür ediyorum.